Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Hoş bulduk, hoş bulduk Emine. Ne yaptın gel? Nasılsın Emine, iyi mi? İyiyim, sağ olun. Haluk Bey beni ısınana kadar iyiyim. Aa, hayırdır siz böyle halı saha maç falan mı yaptınız? Oradan mı geliyorsunuz? Yok Emine, maç edemeyiz. Abim bir şey yiyip içmemesi lazım. Bu gol ise bile kilo alır, büyüyeceğiz müsait. Ama ne, bu ne? Nereden çıktı bu boş? Şey, onu ben balkonda buldum. Sahip işte çıkana kadar bizde duracak. Geçin buyurun geçin. Oo. Biz de spordan geliyoruz Emine. Gar bundan sonra spor edeceğiz. Astım da benim Menderes'in spor etmesi lazım ama etmiyor. Biz de onun ardından böyle sürünüp duruyoruz gari. Kız Emine sen bizi bir görsen vay ya. Astrolistler arkasında kokoreller gibiyiz hani öyle. Doktor spor yap dedi bana. Peşimden gelsinler demedi. Peşinden gelmeyelim de ondan sonra sen gari önüne gelen seyyar satıcı dur bir şeyler dıkın. Dıkın mıkın seninle. Beni bak. Benim midem gazınmaya başladı. Şöyle Emine azıcık bir şeyler hazırlayabilirsin. Beni yiysem. Olmaz. Çengen tutacaksın. Bak spor yapıyorsun. Bundan sonra yemek yok. Canım o da spor değil mi? Çene kaslarını hareket ettiriyorum. Bu çene kası sporu. Abiciğim sen var ya çene sporunda dünyanın bütün rekorlarını kırdın. Getirsin gari yaptığın çene sporu. Bu ne? Emine ne vazil mi oldun? Hasta oldum biraz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne spor yapıyorsunuz o zaman? Yürüme mi? Ha. Sırıktan yüksek atlama sporu yapıyoruz Emine. Tüp tüp yarabbim. Ne olacak Emine? Yürüme sporu yapıyoruz. Jogging yani senin anlayacağın jogging. Ha jogging deyince şimdi anladım be. Ne kadar yürüdünüz peki? Ne verem ben sana. Daha ilk günden şöyle bir 70-80 kilometre yapmadık. Ha o kadar yolu yürüdünüz mü? Aman Emine kız o kadar yol yürünemek. Ne yaptınız? Koştunuz mu o zaman? Delirmedik daha Emine. Taksiyle dolanıverdik işte. Ne biçim spormuş bu böyle ya? Rally spor mu bu? Ne bu? Taksi duraklarına kadar yürüyoruz canım. Emine bu sporun adı ne biliyor musun? Menderes'i yemek yedirmeme sporu. Ya da Menderes'i kafayı yedirme sporu. Dürüm, kebap, kuzu çevirme. Hiçbirini yiyemeyeceğim. Yok Menderes onu yeme, yok kebap yeme. Dırdırlarından bıktım mı sandın bunların yahu? Emine, kızım senin anlayacağın bu yürüyüş işi çok riskli. Abimin kilosuna iki katın çıkarır bu yürüyüş işi. Canım olur mu öyle şey? Olur olur Emine. Abim gibi her lokantanın önünde duruda bir şeyler yemeye kalkarsan davul gibi şişersin şişko olursun. Ya Emine, sen biz kapıdan içeri girerken Haluk Bey ısırana kadar eğeyim dedin. Ne demek o? Emine mecaz yaptı herhal. Ben de konuşurken bu metaforları çok kullanırım. Yok ben o Gülfeden ablanın dediği şeyden yapmadım. Ben direktman Haluk Bey'in beni ısırmasını kastettim. Tövbe tövbe Emine. Neden ısırsın seni Haluk Bey? Kudurmadı ya bu adam. Bekliyoruz muhtemelen. Eli kulağındadır. Ne diyorsun sen? Ya Haluk Bey bir sokak kedisi ısırdı. Hı. Ya inat etti kuduz aşısı olmayacağım diye. Ana kız, kız bu çok fena. İnşallah hayvan hastı mastı değildir. Yok adam, çok fena bir hastalık bu. Hemen götürür. Vallahi abim doğru söyleyip dur Emine. Hayatın film şeridi gibi gözün önünden geçer de sonuna kadar izleyecek zamanın bile olmaz. Hani kısa film kategorisi var ancak onu değerlendirebilir. Tamamım da ısrar etti aşı olması için. Ama adam inat etti, laf dinlemiyor. Ay bizim köyde bir tane ormancı Süleyman vardı. Hatırladın mı kız? Onu bir yobar ya, kudurmuş bir tilki ısırmıştı. Kuduru kudur indi köye. Hakikaten ya, neydi o öyle arkadaş? Zapt dedi bilene aşk olsun. Ünlü gelen ısırdı, ünlü gelen ısırdı. Ben size bir şey de vereyim mi? Bu ormancı Süleyman var ha. Kendini bilbil ısırttırdı. Allah Allah kızım niye kendini bilbil ısırttırsın? Yenge neden öyle deyip durun? Isırdıklarına baksana. Gıcık olduğun muhtar. Arazi yüzünden kavga etti Recep. Garı Stater listi başında. Biri biri kendini kudurturdu bu. Kudur! Kudur!
ya. Ya Haluk Bey de sizin ormancı Süleyman gibi olursa ne olacak? Ağzından yel alsın Emine. Allah korusun. Ay tamam ey Allah korusun da. Yani aşı olsun, aşı da korusun değil mi? Ne zararı var? Olursa ben ne yaparım sonra? Emine bir havuz mamuz bul, içine gir kızım. Sudan korkar uzman yani yanaşma senin. Ya, iyi fikirmiş. Ben şimdi böyle sitenin bahçesini böyle bir güzel kazmaya başlayayım. Haluk Bey kudurana kadar yetiştiririm havuzu. Havuz mamuz olmaz. Sen şimdicik ne yapacaksın biliyor musun? Sudan korkuyor ya. Bir sürahi alacaksın eline. Su dolduracak. Böyle silah gibi. Öyle bir şey olduğu zaman üstün üstün gideceksin onun sürahiyle. Sürahi mürahi ne lüzum var? Hinci bebelere böyle su fışkırtan tabanca yapıyorlar. Pompalı tüfek gibi. Onlardan alıver bir tane. Bu da güzelmiş. Köşede kırtasiyeci de gördüydüm ben. Alırım belki. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sevdolu şu halimi.